Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Evet sevgili dostlar, dolar TL'nin altı kritik ve psikolojik desteğinin aşağısına inmesiyle birlikte adeta telefon ve mail bombardımanı başladı. Ne olacak, ne bitecek, bundan sonra neler olur şeklinde. Sevgili arkadaşlar, bu analizim tamamıyla ve tamamıyla dolar TL'ye kısa vadeli olarak yatırım yapmış olan kısa ve en fazla bir aylık bir süreci dikkate almak suretiyle yatırım yapmış olan insanlar için geçerlidir. Zaten uzun vadeyi düşünenler için dolar TL'deki bu tarz inişler çok fazla önemli olmamalı diye düşünüyorum. Onlar kademeli olarak alım yaparlar, kademeli olarak da satış yaparlar. Yukarıdan sattıklarını daha aşağı seviyeleri dikkate almak kaydıyla yerine koyacak şekilde bir strateji belirlemişlerdir. Bu sebeple arkadaşlar kısa vade adına düşünenler için ağırlıklı olarak bu yorumu yapıyorum ve zira kısa vadeli düşünenler altı seviyesinin aşağısına inilmesiyle önemli bir panik yaşamaktalar. Arkadaşlar sizlere son günlerde sürekli olarak vurgulamış olduğum bir detay var ki dolar TL için asla ve asla tek bir noktaya bakmak doğru değildir. 3 gün sonra, 5 gün sonra, 8 olacak, 10 olacak tarzındaki söylemlerin etkisinde kalarak atılan adımların hatalı sonuçlar verebileceğini ve birçok ihtimali hep birlikte değerlendirmek gerektiğini sürekli olarak vurgulamaktayım. Ve yine son analizlerimde daimi olarak diyorum ki direnç seviyelerine dikkat edileceği kadar destek seviyelerinin de yakından takip edilmesi gerekiyor. Zira 6 seviyesindeki psikolojik destek son günlerde fazlasıyla zorlanıyor, aşındırılıyor ve bu desteğin aşağısına inilmesi durumunda 5.92 seviyesine kadar bir geri çekilmenin olabileceğini ifade ediyordum. Arkadaşlar bu görmekte olduğunuz haftalık grafiğimizde 5.88 noktasında önemli bir desteğin olduğunu görüyoruz. Bunu bir kere bir köşeye yazalım. Diğer taraftan buradaki haftalık grafiğimizde ise 5.92 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu görmekteyiz. Bunu da bir köşeye yazalım. O halde 5.88 ve 5.92 aralığına kadar bir geri çekilme olasılığı 6 seviyesinin üzerine çıkılamadıkça mevcut görülmekte. Ve arkadaşlar günlük grafiğimiz itibariyle şurada bir 5.98 desteğimizin olduğunu görüyoruz ki an itibariyle bu desteğin aşağısındayız ve 5.96'lar civarında bir seyir hakim bu saatler itibariyle. Değerli arkadaşlar 6.25 seviyelerinin test edildiği sürecin hemen ardından bildiğiniz üzere 5.96 seviyesine kadar 5.95-86 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanmıştı 10 Mayıs tarihinde ve şu an arkadaşlar bu seviyenin yaratmış olduğu destek noktasında bulunuyoruz. Yani şuradaki destek noktamızın test edildiği 10 Mayıs tarihindeki seviyelere geri dönmüş durumdayız. Ancak 5.96 seviyesinin çok güçlü bir destek olduğunu söyleyebilmek oldukça erkendir. 5.96'nın da aşağısına gelinmesi durumunda bugün veya yarın ama özellikle 6 seviyesine çıkılamadıkça 6 seviyesi önümüzdeki saatler itibariyle de direnç konumunda etkisini hissettirecek olur ise 5.96 desteğine de çok fazla güvenmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Evet sevgili arkadaşlar günlük grafiklerimiz itibariyle de 5.86-5.87 seviyesinin bir destek konumunda olduğunu görmekteyiz. Ancak 5.88-5.92 seviyesi biraz önce vermiş olduğum seviyeler itibariyle dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Yine arkadaşlar burada sarı yükselen bir trend desteğimiz vardı. Bu trend desteğimizin kırılması durumunda geri çekilmenin ön plana çıkabileceğini ifade etmiştim. Bu desteğimiz ise 6.07-6.08'ler civarında iken bu seviyenin üzerine çıkılamadıkça geri çekilme eğiliminin daha ön planda olabileceğine vurgu yapılmıştı. Nitekim son 2 gündür, 3 gündür bu desteğin aşağısındayız ve şurada görmekte olduğunuz yeşil kesik çizgilerin oluşturduğu 6.01-16 seviyesi an itibariyle dün ise bu seviye 6.00-44 idi dün gece analiz verdiğim esnada ve bu seviyenin aşağısına inilmesi durumunda artık 6 desteğinin önemli bir tehdit altında olabileceğini ifade etmiştim. Zira teknik analiz bizi yanıltmadı ve 6.00-44 üzerinde kalınamayınca bu seviyenin aşağı kırılmasıyla birlikte 6 desteğinin de şu an itibariyle aşağısında bulunuyoruz.
ve önemli bir destek noktası olan şuradaki beyaz hattımızın şu an itibariyle bulunduğu seviye 5.93.67. Bu seviyeyi arkadaşlar yakından dikkat etmek gerekiyor. Zira 5.92-5.94 bölgesi şu an itibariyle ilk takip etmemiz gereken destektir. Bir kere daha hatırlatıyorum, 5.96 desteğine çok fazla itimat etmiyorum şu an itibariyle. Bir diğer önemli husus ise arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 6.01.70 seviyesi idi. Bu seviyenin de aşağısında olmamız tablonun olumsuzluğunu ifade etmekte. Değerli arkadaşlar, bir diğer konu ise 120 dakikalık grafiklerimiz itibariyle şurada bir alçalan bir trend desteğinin bulunduğunu görmekteyiz. Bu seviye son 120 dakikalık bir grafiktir bu. Son saatler itibariyle, son 120 dakikalık periyotlar itibariyle birkaç defa test edildi, kırılmadı. Şurada aşağı bir salınım olduğu, yine bu noktada aşağı bir salınım oldu ama şu an itibariyle arkadaşlar 120 dakikalık periyotlar itibariyle ikinci 120 dakikalık periyot içerisinde bulunmaktayız. Dolayısıyla 2 adet bar, 2 120 dakikalık periyodun 6 seviyesinin aşağısında olması, 2 adet kapanışın gerçekleşmiş olması 6 seviyesini bir direnç olarak kabul etmemizi gerektirebilir. 6 desteğinin kırıldığını, 2 adet 120 dakikalık barın bu seviye aşağısında olması sebebiyle düşünmemiz gerekecektir. Ancak hızlı bir şekilde bir dönüş olmadığı müddetçe, net bir tepki oluşmadığı müddetçe şu anki görünüm ikinci bar itibariyle 6 seviyesini artık direnç olarak takip etmemiz gerektiğini ifade etmekte. Arkadaşlar, neden bu duruma geldik? Bu tabloyu yaratan faktör neydi? Malumunuz üzere dünkü izahatlarımda da açıklamış olduğum üzere borsada bir yükseliş yaşanmakta. Dolar TL'de zayıf bir eğilim söz konusu ve bu tabloya bakmak suretiyle son analizlerimde özellikle ifade etmeye çalıştığım gibi özellikle S-400 sürecinin daraldığı, bu takvimin daraldığı, teslimat süresinin yakınlaştığı anlarda dolar TL'nin ve genel anlamda piyasaların çok rahatsız, tedirgin ve tansiyonun yüksek olması gerektiğini ama böyle bir tablonun olmamasına bir mana yüklemek, bir anlam yüklemek gerekli olduğunu, en azından niçin böyle bir durum oluyor şeklinde bir takım muhakemeler yapmak gerektiğini ve tabloya yükseliş adına kısa vadede yükseliş bekleyenler için, bakınız özellikle kısa vade ifadesini kullanıyorum, kısa vadede yükseliş bekleyenler için bu tabloya tereddütle bakmaları gerektiğini ve destek seviyelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaya çalışıyordum. Nitekim S-400'ler konusunda bir yanda Sayın Hulusi Akar'ın dün sanıyorum evvelsi gün yapmış olduğu bir açıklama vardı ki S-400'lerden vazgeçmedik ama teslimat Haziran'a yetişmeyebilir şeklinde bir ifade kullandı. Birkaç gün öncesi itibariyle S-400'lerin Temmuz'u dahi beklemeden Haziran'da teslim edileceğine dair haberler vardı. Ardından Hulusi Akar'ın yapmış olduğu bu açıklama sonrasında Kremlin'den, Rusya'dan yapılan bir açıklama S-400'lerin teslimat takvimiyle ilgili herhangi bir sorunun olmadığı açıklamaları. Arkadaşlar, bütün bunların hepsini bir potada erittiğimiz zaman önümüze çıkan tablo şu ki S-400'ler konusunda bir ertelemenin olabileceği, teslimatın ertelenmesi gibi bir ihtimalin gündemde olabileceğini, piyasalar her ne kadar S-400'ler konusunda net bir çözüm oluşmamış olsa bile bugünlerde bu hususa dayalı olarak bir krizin yaşanmayacağı ve bu problemin çözümünün ileriki tarihlere ertelenmiş olabileceği gibi ihtimalleri dikkate almak suretiyle olumlu bir atmosferi fiyatlamakta. Ve arkadaşlar, her zaman söylediğim üzere piyasa her zaman için bizlerin düşüncesinden bir adım öndedir. Piyasa beklentileri satın alır ve gerçekleri satar. Şu anda bir beklenti satın alınıyor. Nedir bu beklenti? S-400'ler konusunda en azından 7 Haziran tarihine kadar bir kriz yaşanmayacağı hususu. Efendim, kriz yaşanmaz ama daha sonra kriz yaşanmaz mı? Evet, yaşanabilir. Ancak piyasalar her zaman için belli unsurları bir sebep, bir mazeret olarak uygulamak şartıyla kendileri için daha uygun olabilecek, daha uygun seviyelerin oluşmasına imkan verebilecek ortamları yaratır ve o ortamlar oluştuğu zaman ise kafasındaki planı uygular. Şu anki plan belki de bu bahaneyi kullanmak suretiyle dolar TL'yi bir miktar aşağı çekmek ve yeniden alım yapmak suretiyle daha iyi bir maliyetle önümüzdeki tarihlerde dolar TL'den belli oranlarda kar elde etmek olabilir. Ancak
bizim için önemli olan kriter şudur. Dolar TL için şu an kritik destek noktası 6 seviyesi idi. Bu seviyenin aşağısında bulunuyoruz. 5.92 ve 5.88 bölgesine doğru bir geri çekilme eğilimi yaşanabilir. Şu an itibariyle arkadaşlar, düne kadar dolardaki yükseliş yeni başladı. İşte seçimlerin iptali kararının hemen ardından yarın sabah dolar 7 olacak, 3 güne 8 olur, 10 olur şeklinde şov yapan çeşitli yorumların ardından şu an görmekte olduğunuz bir tablo var. Ve arkadaşlar o seçim günü itibariyle çok net uyarımdır başlığıyla yayınlamış olduğum bir videom var ki bunu da bu videonun ardına ekleyeceğim. Dinlemenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Bu konu sizler için analitik düşünme, daha geniş boyutlu düşünme imkanını verecektir. Ve piyasalarda hiçbir şeyin imkansız olmayacağını, tek bir olasılığa bağlı olarak hareket etmenin ne ölçüde yanlış olabileceğini bir kere daha anlamanız adına fayda sağlayacağı bir piyasa tecrübesi yaratabileceği düşüncesiyle tekrar dinlemenizde yarar olduğunu düşünmekteyim. Şu an itibariyle arkadaşlar, bizim piyasamızda maalesef ki rüzgarın yönüne göre yorum yapılmakta. Yükseliş olduğu, piyasaların hareketli olduğu anlarda yükselişin ucu bucağı görünmeyecek seviyeler ifade edilmekte. Şu an piyasalarda olumsuz bir hava var. Göreceksiniz 5.70'ler, 5.50'ler, 5.40'lar, hatta 5 seviyelerini bile konuşmaya başlayacaklardır. Bu tarz durumlara kulaklarınızı tıkayınız, mantığınız ile hareket etmeye çalışınız. Şu anda dolar TL'nin çok ama çok ciddi seviyelerde geri çekilmesini gerektirebilecek kadar koşul bulunmuyor. Dolar TL'nin yukarı eğilimini destekleyen, orta uzun vade adına yukarı trendini destekleyen ana faktörlerde hiçbir değişiklik yok. Türkiye ekonomisinde bir düzelme eğilimi henüz mevcut değil. Bu açıdan tek konu S-400 meselesi değildir. Bunu da akılda tutmakta yarar bulunuyor sevgili dostlar. Evet değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak bugünkü iyimserliği yaratabilecek olan bir diğer faktör ise perşembe günleri biliyorsunuz bazı veriler açıklanmakta, haftalık veriler açıklanmakta. İşte yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonları vesaire vesaire ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezervleri açıklanmakta. Bugün itibariyle açıklanacak olan rezervlerde Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 1.3 milyar dolar civarında arttığı yönünde bir beklenti var bankacılar tarafından. Bu rezervlerin artışıyla ilgili olarak bir haber düşecek olursa da bu durum dolar TL üzerinde ekstra bir hareketlilik yaratabilir. Ancak dediğim gibi şu an itibariyle 5.92-5.96 desteği de tutunuyoruz ama bu desteğe çok fazla itimat etmemek gerektiğini bir kere daha vurguluyorum. 5.92 seviyesi an itibariyle yakından izlenmeli kanaatindeyim. Değerli dostlar, son 2 saatlik bar itibariyle pivot verilerine bakacak olur isek 5.96-85 seviyesini görmekteyiz. Özetle 5.97'nin aşağısında kalındıkça 5.94'ü ve ardından 5.92'yi görmekteyiz. Son olarak ise 5.90 noktasında bir desteğimiz bulunuyor. Yalnız arkadaşlar, bu vermiş olduğum ifadeler tamamıyla 120 dakika için geçerlidir. 4 saatlik periyoda bakacak olur isek biraz daha geniş bir açıyla bakmaya çalışalım isterseniz. 4 saatlik periyot itibariyle ise arkadaşlar yine benzer rakamlar görüyoruz. 5.97-5.98 şu an için anlık direncimiz konumunda. 5.92-5.90 ve 5.86 seviyeleri desteklerimiz konumunda bulunuyor. Özellikle 5.92 noktasına bir kere daha dikkat çekiyorum. Şayet 5.98 üzerine çıkılacak olunur ise 6 seviyesinin üzerine yönelim mümkün olabilecektir. Bir diğer husus ise arkadaşlar, gece vereceğim analizde çok daha fazla ayrıntıya değineceğim ama şimdiden belirtmiş olayım. 6 seviyesinin aşağısında yaşanabilecek olan bugünkü kapanış ve bu kapanışın yarın da olması, yani 6 psikolojik seviyesinin aşağısında 2 adet minimum kapanış dolar TL için kısa vadede satış baskısının biraz daha teknik anlamda ön planda olmasına sebebiyet verebilir. Evet değerli arkadaşlar, şu an söyleyebileceklerim bunlardan ibarettir. Ekstra bir gelişme olursa yeniden bir analiz koymaya gayret gösteririm. Ancak akşamleyin mutlaka daha ayrıntılı bir analiz vereceğim. Seans arasında borsayı takip etmekte olan arkadaşlarım için ise ilk seans itibariyle borsa ve de biop konusunda detaylı bir açıklamada, seans arası açıklamasında bulunacağım. Şimdilik hoşçakalınız, selamlar ve saygılar.